Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda oyun için kullanabileceğiniz en iyi 7 ekran kartını gösteriyor olacağız. Oyun oynamak için en iyi ekran kartını bulabilmenize yardımcı olacak bu videomuzda, doğru GPU'yu bulmanıza yardımcı olmak için en iyi AMD ve Nvidia ekran kartlarını fiyat ve performans açısından karşılaştırdık. En iyi ekran kartını bulmak doğrudan bir Nvidia GeForce'a bakmak anlamına gelmiyor. Kaldı ki AMD'nin Navi GPU'larının tamamı piyasaya sürüldüğünde Nvidia ve AMD savaşı için kazanacak bir takım seçmek o kadar kolay olmayacak. Bazı oyunları maksimum performanslı olması da oynayabilmek için nispeten ucuz ekran kartlarını da seçmeniz mümkün tabi. League of Legends veya CS GO oynamak için bir AMD Radeon X 570'i ya da biraz daha para harcayarak Call of Duty'de 1080 piksel ve 60 frames per saniye ulaşmak için bir Nvidia GT 1660 Super'i tercih edebilirsiniz. Para sizin için sorun değilse gezegendeki en hızlı ekran kartı olan RTX 2080 Ti 5 rakamlı bir fiyat etiketiyle raflarda sizi bekliyor. Ayrıca Nvidia RTX 2080 Super de size en iyisini sunmaya hazır. Ayrıca unutmadan en pahalı modellerden biri olan Titan RTX ile ilgili hayallerinizi de gerçekleştirebilirsiniz tabi paranız varsa. Bir oyun bilgisayarının en önemli bileşeni olan ekran kartı söz konusu olduğunda bütçeden dolayı herkes şanslı olmayabilir. Bu yüzden ihtiyaçlarınız için en iyi grafik kartını yani ekran kartını seçmek çok önemlidir. Eğer bir RTX 2080 Ti'yi göze alamıyorsanız bütçeniz için en iyi performans sağlayacak ekran kartını donanıma yerleştirdiğinizden emin olmanız gerekir. RTX 2080 Ti 4K oyunlarının patronu olsa da GTX 1660 Super veya RX 5600 XT fiyat ve performans tacı için mücadele ediyor. Her ikisinde ayarları maksimum seviyeye ulaştığında bile harika kara hızları sunar. Bu ekran kartları ile ilgili daha detaylı teknik özellikleri video açıklamasındaki eklediğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Hadi gelin sondan başa doğru sizin için sıraladığımız bu 7 en iyi ekran kartlarına bir göz atalım. 7 numaramızda AMD Radeon RX 5700 yer alıyor. AMD RX 5700 teknoloji meraklılar için en iyi ekran kartıdır. GPU'nuzu overclock etmek ve düşük bir seviye atlatmak için size ayrılmış küçük bir sahne arkasında bu ekran kartının mevcut. GPU'nuzun kilidi açıkken ve frekanslarla dikkatlice uğraşırken RX 5700 XT'nin performansına ulaşabilir. 6 numaramızda AMD Radeon RX 570 var. AMD Radeon RX 570 seçeneklerimiz arasında en ucuz olan ekran kartıdır. Başlangıçta ikinci seviye Polaris GPU olan RX 570 fiyatı 100 doların biraz üzerinde olan bir ekran kartı için çok fazla silikona sahip. Bu da harcayacağınız miktar için çok fazla oyun performans sağladığı anlamına geliyor. RX 570'in uygun fiyatlı 8 GB sürümleri de var. Ancak 4 GB kartın fiyatından daha fazla harcama yapmak RX 580'in bölgesine girdiğiniz anlamına da geliyor ki bu büyük bir fiyat. 1080 piksel oyun oynamak için 4 GB RX 570 en mükemmel performansı siz için sağlıyor. 5 numaramızda Nvidia GeForce RTX 2080 Super var. Nvidia GeForce RTX 2080 Super en iyi üst düzey ekran kartıdır. RTX 2080'in doğumu Nvidia'nın Super versiyonunu yayınlamayı taahhüt ettiği an olarak adlandırıldı. Bu yeni kart tam TUB104 GPU ve orijinal karttan biraz daha ham silikon ile geliyor. En yeni sürüm daha fazla çekirdeğe ve daha hızlı belleğe sahip. Bu yüzden GTX 1080 Ti'den daha fazla oyun performansını sunuyor. Bu sırayı RTX 2080 Ti yerine RTX 2080 Super'e verdik. Çünkü bu GPU en azından bütçenizde değişiklik yapmadan alabileceğinizi gösteriyor. RTX 2070 Super'in hem fiyat hem de performans açısından iyi bir kart olması, bununla birlikte sağlayabileceğiniz diğer özellik ise GPU'nun en yüksek ray tracing yani ışın izleme performansını sunmasıdır. Bu arada oyun motorlarının kullanmaya başladığı ray tracing teknolojisi ile ilgili daha fazla bilgiye 3dmadmax.com'dan ulaşabilirsiniz. 4 numaramızda Nvidia GeForce RTX 2070 Super yer alıyor. 500 doların altında en iyi ekran kartıdır. Yeni RTX 2070 Super AMD'nin yeni Navi GPU'larını yenmek için doğdu. AMD'nin eski RTX 2070'i hedeflemesiyle Nvidia RTX 2080'in kendi silikonuyla yeni bir versiyonu yarattı. 2.510 CUDA çekirdeği ve daha yüksek saat hızları ile TU104 GPU'nun biraz düşürülmüş bir versiyonudur. Genellikle Pascal'ın en iyisi GTX 1080 Ti'den daha yüksek kare hızları sunması nedeniyle beklediğiniz bu karttan etkileyici 4K oyun performansı elde edeceksiniz. 3 numaramızda Nvidia GeForce GTX 1660 Super yer alıyor. Nvidia GeForce GTX 1660 Super en yaygın kullanılan bir ekran kartıdır. GTX 1660 Super en yeni GTX Turing GPU'lu GTX 1660 Ti ile standart GTX 1660 arasında bir ekran kartıdır. Ancak ikincisinden daha iyi performans göstermesi ve
Öncekinin oyun hızına yaklaşması piyasayı biraz karıştırdı ve diğer 1660 serisi ekran kartlarındansa fiyat performans olarak bunu tavsiye etmeyi daha uygun buldum. Her şeye rağmen GTX 1070 düzeyinde oyun performansı sunan bir ekran kartı aldığımız anlamına da geliyor. 1660 Super'in düşük maliyeti olması maddi anlamda tasarruf etmek isteyenler için uygun bir seçim olabilir. 2 numaramızda AMD Radeon RX 5600 XT var. Oyun için en iyi ekran kartı listemizin ikinci sırasında yer alıyor. AMD RX 5600 XT en iyi orta sınıf ekran kartıdır. Bu 7 nanometrelik GPU, 1440 piksellik AMD RX 5600 XT 1080 piksel gerektirmeyen oyunlarda sizi çok rahatlatacaktır. Önemli bir noktada Nvidia'nın RTX 2060'ından daha düşük bir fiyata gelmesidir. Mükemmel rasterleştirilmiş performans ve uygun fiyatla 7 nanometrelik yepyeni RDNA mimarisiyle birlikte sunuyor. RX 5600 XT markasındaki karışıklık kısmen şaşırtıcı derecede kafa karıştırıcı lansmanı nedeniyle yaşandı. Bilmeniz gereken tek şey, hangi kartı satın alırsanız alın 1750 MHz'lik güçlendirilmiş saati ve 14 GB per second bellek kapasitesine sahip olacağınızdır. Ve sıralamamızın bir numarası AMD Radeon RX 5700 XT. Oyun için kullanabileceğiniz en iyi ekran kartı AMD'nin RX 5700 XT'sidir. Ve AMD RX 5700 XT Navi GPU mimarisiyle birlikte gelen ilk Radeon ekran kartıdır. Lansman öncesi bir fiyat etiketi indirimiyle AMD RX 5700 XT'de bir GPU canavarı yarattı. Tabii ki de GeForce GPU'nun sunabileceği biraz daha fazlası var. Ancak güçlü RX 5700 XT oldukça ucuz. Etkileyici olan şu ki üst düzey GPU bölgesine tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor ve AMD aslında GeForce çetesiyle ciddi bir rekabet halinde. Sadece referans kart bu kadar sıcak ve gürültülü olmasaydı daha iyi olacaktı, ancak AEB soğutma sistemleri bunun için var. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tür yaratıcı videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.